yanıyla da. O da şu, hani biz işte Ali Yerlikaya, İsmail Soylu. Şimdi öyle bir tablo ortaya çıktı ki bu operasyonlar sonrasında. Hani Süleyman Soylu döneminde çetelerle yapılmayan mücadele Ali Yerlikaya döneminde yapılıyor. Peki ben şunu merak ediyorum bir kez daha. Burada değişen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı yoksa gerçekten iki bakan arasındaki fark mı? Elbette ki iki bakan arasındaki farklar da var. Ama bence bir konsept değişikliği var. Yani Ali Yerlikaya'nın hem dünya görüşü itibariyle hem bürokratik pratiği itibariyle hem siyaset kurumuyla kurduğu ilişki bakımından Süleyman Soylu'dan büyük farkları var. Süleyman Soylu aynı zamanda siyasete de müdahil bir bakanlık dönemi geçirirken ve agresif, milli güvenlikçi bir dönem geçirirken Ali Yerlikaya bambaşka bir bürokratik pratik ortaya koyuyor ve bambaşka bir yaklaşım izliyor. İkisi arasında ciddi bir konsept farkı var. Yani şöyle ifade edeyim. Türkiye özellikle 2016 ile 2022-23 döneminde ciddi ölçüde hem ulusal hem de tabi olduğu uluslararası hukuk alanını zorlayan bir olağanüstü dönem yaşadı. Süleyman Soylu bu olağanüstü dönemin aktörüydü ve figürüydü. Ve bu olağanüstü dönemde Türkiye hukuk pratiklerinden hızla uzaklaştı. Türkiye'de olağanüstü siyasal yargılamalar olağanlaştı. Ve bu dönemde özellikle Türkiye hukuktan koptukça ekonomide ciddi bozulmalar baş gösterdi. Ve doğan ekonomide meydana gelen bu hasar uluslararası sermayeyi her ne şekilde olursa olsun Türkiye'ye çekelim refleksini geliştirdi. Bu aynı zamanda gayrimenkul satma yoluyla vatandaşlığın verilmesi gibi bir modelin hele hele 250 bin dolara ev verilmesi ve bu yolla o evde oturacak herkese vatandaşlığın verilmesiyle beraber dünyada ne kadar başta uyuşturucuyla meşgul suç örgütü varsa hepsinin Türkiye'ye atmasına ve Türkiye'nin bir çekim merkezi haline gelmesine neden oldu. Bir tür Türkiye hukuktan hızla uzaklaşırken ekonomisindeki işte döviz açığını, ekonomisindeki verdiği açığı kapatabilmek adına dünyadan para çekmek istedi. Dünyadaki parayı Türkiye'ye çekmek istedi ve burada vatandaşlık satmanın da bir cazibe haline gelmesiyle beraber bunu sadece Türkiye'de ev alan işte yabancılar tercih etmedi. Bunu aynı zamanda kara para sahipleri, bunu aynı zamanda uyuşturucu dahil türlü suç ağları içerisinde bulunan organize suç örgütleri de istedi. Evet. Ve onlar akın akın Türkiye'ye geldiler. Gürcü, Azeri, Rus, Karadağlı, Sırp, Belçikalı, Hollandalı, ta Latin Amerika'dan mafya örgütleri Türkiye'ye 250 bin dolar daha sonra 400 bin dolara ev verildiğini bilerek buraya sığındılar. Ve bu aynı zamanda kırmızı bültenle aranan kişilerin de cennetine dönüştü. Evet. Ve Türkiye giderek suç örgütlerinin merkezlerini, dünyadaki suç örgütlerinin merkezlerini taşıdı ve çatışmalarını Türkiye'ye, dünyadaki çatışmalarını buradan idare ettiği, çatışmalarını da Türkiye'ye taşıdığı bir suç cennetine doğru evrildi. Şimdi ona bunun denli, tersi mi olacak peki yani? Şimdi buradan dönülüyor mu? Şimdi bak, bu Türkiye'nin bir tür suç cennetine, daha doğrusu organize suç örgütlerinin yerleştiği bir cennete dönüşmüş olması kendi merdiven altısını da yarattı. Kendi alt aktörlerini de yarattı. Bu kadar ki Sırp, efendim Gürcü, Rus, Azeri suç örgütlerinin liderleri bazı kriminal işleri yerel mafya örgütlerine adeta taşere ederek Türkiye'de bir suç network oluşturdular. Dolayısıyla bunun tasfiye edileceği vakit geldi. Çünkü bu artık Türkiye'nin uluslararası itibarını sarsmaya başladı. Peki. Türkiye'nin tabi olduğu uluslararası hukuktan adeta tasfiye edilmesine yol açacak bir sürecin önünü açtı. Tamam. Dolayısıyla bir konsept değişikliği olduğunu düşünüyorum. Sadece bakan değişikliği diye yorumlamak eksik kalır. Bu bir konsept değişikliğidir. Zira her iki bakanın da tabi olduğu cumhurbaşkanı aynı cumhurbaşkanı, her iki bakanın
Pahalı olduğu parti de aynı parti. Peki. Şimdi çok kısa bir süremiz kaldı. Mesela Ayhan Mora Kaplan operasyonu, soruşturması bu organize suç çeteleriyle mücadelede herhalde en böyle farklı yere koymamız gereken soruşturma değil mi? Çünkü siyasi, yargı, bütün o ilişki ağları açısından çok dikkatle izleniyor. Şimdi onunla ilgili yeni bir gelişme var. Emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu 9 polis suç örgütü iddiasıyla açığa alındı. Bir haberimizi izleyelim, sonrasında çok kısa senin değerlendirmeni de alayım İsmail. Suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Ali Yerlikaya'nın Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı olmasının ardından suç örgütleriyle mücadele hız kazandı. Bu kapsamda yapılan operasyonlardan biri de Ayhan Bora Kaplan'ın yeraltı dünyasında Kaplanlar olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanması oldu. Kaplanların dosyası kabarık: örgüt kurma, kasten yaralama, yağma, kişiyi hüviyetinden yoksun kılma, işkence. Sırtına basın abi. Öyle mi? Ankara'da cevabı aranan sorulardan biri de Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının yargı ve emniyete uzanıp uzanmayacağıydı. T24'ün haberine göre Ankara Emniyeti'nde kritik bir gelişme yaşandı. Aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de olduğu 9 polis suç örgütü kurmak iddiasıyla açığa alındı. Yine iddiaya göre söz konusu polisler hakkında bir süredir müfettiş incelemesi devam ediyordu. Müfettişlerin talebi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın oluruyla 9 kişi akşam saatlerinde açığa alındı. Kulislerde açığa almaların Ayhan Bora Kaplan'ın emniyet ve yargıdaki bağlantılarının araştırıldığı iddialarını güçlendirdiği konuşuluyor. Kenara alınlar abi. Evet, şimdi İsmail Saymaz, aslında yani operasyon başladığı andan itibaren ortaya çıkan tüm böyle resme baktığımızda en son işte bu 9 polisin açığa alınması şaşırtıcı gelmiyor desem yalnız söylemem herhalde, değil mi? Bu arada 2 dakikam var. Hayır, hiçbir organize suç örgütü lideri yargıda, emniyette ve bürokraside bağlantılar olmadan ayakta kalamaz. Mümkün değil. Bu Zindaşlı davasında da karşımıza çıktı. Bir telefonla tahliye edilip kaçarken de gördük. Bu Rıza Tarrab'ın Türkiye'de işte kurduğu network'te de karşımıza çıktı. Bu Ayhan Bora Kaplan'da da karşımıza çıktı. Başka türlü hayat hakkı tanımazlar. Yani karakolu bağlamamış, yargıyı bağlamamış, siyasetle ilişki kurmamış hiçbir suç örgütü lideri ya da organize suç çetesi varlık gösteremez. Ya işte maddi yakınlık kurmuştur, rüşvet ağı oluşturmuştur, bu sayede olmuştur. Ya da siyasi yakınlık ve sempati gelişmiştir, bu sayede olmuştur. Dolayısıyla bu da şaşırtıcı değil. Zaten Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 2006 yılında işkence ettiği iddia edilen kişiyle ilgili soruşturmanın kapatılmasında belli polislerin dahlinin olduğu açıkça görülüyor. Evet. O soruşturmanın belli polislerin yardımıyla kapatıldığı aşikar. Sadece emniyette değil, yargıda da benzeri bir süreç var. Yine Tolga Şardan arkadaşımız da bugün yazmıştı. Kendisine 2007 ile 2020 arasında toplam 7 soruşturma açılmış, 7 takipsizlik verilmiş, bir dava açılmış. 7 takip dosyasından birinin ikisini ben en azından biliyorum. Ve bu dosyada suç olduğunu da biliyorum. Yani kanıtlar, bir suçu ortaya koyacak kanıt olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla yargıdaki ayağının da açığa çıkarılması gerekiyor.